Çok değerli misafirler, Engelsiz Kulübümüzün açılışına teşrif eden konuklarımız, belediye meclis üyelerimiz, başkan vekillerimiz, belediyemizin değerli bürokratları, hepinize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, bugün buraya insan odaklı belediyecilik anlayışımıza uygun bir şekilde projelendirdiğimiz çok önemli bir eğitim yuvasının açılışı için bir araya geldik. Engelsiz Çocuk Gündüz Bakı evimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi göreve geldiğimiz günden itibaren Ankara halkının asli ihtiyaçlarını önceleyen projelere ağırlık verdik. Belediyemizin kasasındaki her kuruşun hesabını vererek çalıştık ve ürettik. Hemşehrilerimizin helal parasını atıl işlerden, beton belediyecilerinden ve çöp projelerinden uzak tuttuk. Bu süreçte engelsiz hemşehrilerimiz için de birçok projeyi hayata geçirdik. Sincan ve Anıttepe'de özel gereksinimli çocuklar mola evlerimizi faaliyete açtık. Her ay 800 yavrumuzu bu güvenli ve ücretsiz tesislerimizde ağırlarken özel çocuklara sahip olan ailelerin de kendilerine vakit ayırabilmelerini hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yine hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz tekerlekli sandalye ve bakım onarım atölyesi aracılığıyla 2 yılda 800'den fazla akülü ve tekerlekli sandalyenin tamirini belediye olarak ücretsiz gerçekleştirdik. 28 parkımızda uluslararası standartta 36 şarj istasyonu kurarak Ankara'da bir ilki gerçekleştirdik. Daha önce de çeşitli dağıtımlarda çeşitli problemler yaşanan engelli simit camakan dağıtımını da noter huzurunda hakkaniyete gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Spor kulüplerimizde engelli sporcularımızı bir yandan yetiştiriyor, bir yandan da uluslararası başarılarına ortak oluyoruz. Özel teknik ve yöntemlerle ücretsiz yüzme kursları düzenliyor, işitme engelli yavrularımızın da yanında oluyoruz. Değerli hazırın, işte bugün burada yine halka hizmeti önceleyen bir proje ile için bir aradayız. Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşinin yapımını tamamladık. Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfiteyatro yer alıyor. 3-6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli yavrularımız normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecek. Bu yönüyle de Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Tüm uzmanların önerdiği bu eğitim modeline Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük etmekten ve 5600 metrelik bu projeyi Ankara'mıza ve ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de engelli vatandaşlarımızın yanında olmak için, engelsiz bir kent oluşturmak için ve engelsizlerin her alanda hayatta bizlerle birlikte rahat bir yaşam sürmesi için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu projemizi hayata geçiren Portaş şirketimizin yöneticileri ve çalışanlarıyla şu anda hizmetini gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Burada bugün önemli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün mecliste yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz dediği günün 99. yıl dönümü. Yarın da Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu tür tesisler bize Cumhuriyet'in kazanımları olarak inşallah bundan sonra toplumumuzun huzurunda daha çok toplumun her kesimine hizmet eden faaliyetler yapmak için büyük şevk veriyor. Bugün bu açılış heyecanımıza ortak olan siz değerli hazırına ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Bu vesileyle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bu Cumhuriyet'i bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve bugüne kadar ülke savunmasında şehit olan, emek sarf eden bütün yöneticilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. Tekrar sizlere de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kesim yerine sizi ve bütün aileler, bütün konuklarımızı alalım Sayın Başkanımızla birlikte.
kurdele kesimi için. Aileleri ve aileleri de lütfen alalım. Aileler de buyursunlar Sayın Başkanımızın çağrısıyla.